Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte işçi problemlerine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, hemen sorumuza bakalım. Leyla bir işi yalnız başına 16 günde, Aslı ise 20 günde yapabilmektedir. Leyla 4 gün, Aslı X gün çalışınca iş bitiyor, buna göre X kaçtır diyor bize. Şimdi Leyla yalnız başına 16 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 16'sını yapar. Ve Leyla 4 gün çalışıyormuş. 4 günde de 4 çarpı 1 bölü 16'sını yapar. Aslı yalnız başına 20 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 20'sini yapar. X gün çalışıyormuş. X günde de X çarpı 1 bölü 20'sini yapar. İkisi birlikte bu şekilde çalışınca iş bitiyormuş. O yüzden 1 eşitledik. Tamam. 4 ile 16'yı sadeleştireceğim. 1 bölü 4 artı, burası da x bölü 20 eşittir 1. Payda eşitleyelim. Ne yaptı gençler? 5 bölü 20 artı x bölü 20 eşittir 1. Ortak payda da yazabilirim. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 5 artı x ile 1'i çarptım. 20 ile de 1'i çarptım. 5 karşıya geçince Aslı'nın bu şekilde çalışınca işi kaç günde çalışması gerekiyormuş gençler? 15 gün çalışması gerekiyormuş. Bu kadar. Devam edelim. Bu örnek sorumuzdu. Başka sorulara bakalım. Reyhan bir işi yalnız başına 42 günde, Kezban ise 21 günde yapabilmektedir. Reyhan 14 gün, Kezban X gün çalışınca iş bitiyor. Buna göre X kaçtır diyor. Tamam. Reyhan şimdi 42 günde işi bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 42'sini yapar. Ve Reyhan 14 gün çalışıyormuş. 14 günde 14 çarpı 1 bölü 42'sini yapar. Kezban 21 günde işi bitirebiliyor. 1 günde 1 bölü 21'ini yapar. Ve Kezban soruya göre X gün çalışıyormuş ve iş bitiyormuş. O yüzden 1 eşitledik. 14 ile 42'yi sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 7 bölü 21. Burası da X bölü 21 yaptı, eşittir 1. Paydalar ortak olduğu için bu şekilde yazabiliriz. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Gençler, şunu biraz daha güzel yazalım. Pardon. Eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. 7 artı X ile 1'i çarptım. 21 ile 1'i çarptım. X buradan ne çıktı? 14. Demek ki Kezban 14 gün çalışıyormuş. Devam edelim. Arda bir işi yalnız başına 10 günde, Füsun ise 25 günde yapabilmektedir. Arda 4 gün, Füsun X gün çalışınca iş bittiğine göre X kaçtır? Bakın aynı tarz sorudan bu üçüncü sorumuz. Evet, Arda 10 günde bitirirse 1 günde 1 bölü 10'unu yapar. Ve Arda soruya göre 4 gün çalışıyor. Füsun tamamını 25 günde yaparsa 1 günde 1 bölü 25'ini yapar. Füsun X gün çalışıyor ve iş bitiyor diyor. İş bittiği için kaça eşitleyeceğim? 1'e eşitleyeceğim. Sadeleştirmelerimi yapayım. 2'ye bölüyorum. Burası 2 bölü 5 artı X bölü 25 eşittir 1. Payda eşitleyeceğim. 5 kere 2 10. 10 bölü 25. Burası da X bölü 25 eşittir 1. Ortak payda da yazabiliriz. Evet, 10 artı x ile 1'i çarptım. 25 ile 1'i çarptım. X buradan kaç gün çıkıyor? 15 gün olarak bulunur. Devam edelim. Evet, şimdi sorumuza bakalım. Emel bir işi 6 günde, Mehtap 30 günde yapabiliyor. Buna göre Emel ile Mehtap birlikte bu işin 2 bölü 5'ini kaç günde bitirirler? Güzel bir soru. Şimdi gençler, birinci yol diyorum. Şimdi Emel 6 günde bitirirse 1 günde 1 bölü 6'sını yapar. Mehtap 30 günde bitirirse 1 günde 1 bölü 6'sını pardon 1 bölü 30'unu yapar. Mehtap 30 günde bitirirse 1 günde 1 bölü 30'unu yapar. Tamam. İkisi birlikte kaç gün çalışmalı ki işin 2 bölü 5'i bitsin? Tamam mı? Payda eşitlemem lazım. Burası 5. Burası 1 ile eşitlenecek. 5 bölü 30 artı 1 bölü 30 yaptı.
x çarpı 6 bölü 30 yaptı. 6 ile 30'u sadeleştirdim. Burası da ne yapar gençler? X kere 1 x bölü 5. 2 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yapılabilir ama paydalar aynı olduğu için x buradan kaç çıkacak? 2 çıkacak. Aslında x'i ne yaptık? Burada bulduk. İkinci yol dediğim yol ne? Şöyle yapabiliriz. Şimdi gençler, Emel 6 günde bitiriyorsa ve Mehtap 30 günde bitiriyorsa ikisi diyorum acaba bu işi kaç günde bitirir? Önce bir onu bulayım. Şu an hesap edeceğim şey ikisinin bu işi acaba kaç günde bitirebileceği beraber. Hesap edelim. Burası 5 bölü 30 artı 1 bölü 30'dan. Şöyle yapalım şuraya. Ne yaptı gençler burası? 6 bölü 30, 1 bölü t. Sadeleştirelim. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. Yani şöyle mi? 1 bölü 5 eşittir 1 bölü t. Yine bu sefer de paylar eşit. O zaman t kaç çıkacak? 5 gün. İkisi beraber 5 gün çalışırsa bu iş bitermiş. İkisi işin tamamını 5 günde bitirdiğine göre 2 bölü 5'ini kaç günde bitirir? Bu kadar çarpacaksınız. Kaç günde bitirirlermiş? Bakın. 2 gün. Tamam. Devam edelim. Yeliz bir işi 30 günde, Nur 12 günde yapabiliyor. Buna göre Yeliz ile Nur birlikte bu işin 7 bölü 10'unu kaç günde bitirebilir? Yeliz 30 günde yaparsa bir günde 1 bölü 30'unu. Nur 12 günde bitirirse bir günde 1 bölü 12'sini bitirir. İkisi kaç gün çalışmalı ki işin 7 bölü 10'u bitmeli? Şimdi 30 ile 12'nin gençler kaçta eşitlendiğini bilmiyorsam yanında hemen ekvatorunu hesap edeceğim. 2'ye böldüm. 15 yaptı burası da. 2'ye böldüm. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. Burası 15 yaptı. Burası da 4. Çarpınca ekokları kaçmış? 60'ta eşitlenecekler. Yani 2, 60 olması için de 5 ile çarpmam lazım. Burası 2 bölü 60. 5 bölü 60. Yani x çarpı 7 bölü 60 eşittir 7 bölü 10 mu? 7'leri yandan sadeleştirin. Burası 1 kaldı. 60 ile de onu yandan sadeleştirin. Şöyle mi oldu? 1 kere x bölü 6, 1 bölü 1. Hemen içler dışlar çarpımı. İkisi beraber 6 gün çalışınca işin 7 bölü 10'u bitiyormuş. Aslında bu kadar kolay. Devam edelim. Evet. Tuğba bir işi 6 günde, Gül 18 günde ve Yasemin 24 günde yapabiliyor. Üçü birlikte bu işin 19 bölü 24'ünü kaç günde bitirebilir? Kolay. Tuğba 6 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 6'sını, Gül 18 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 18'ini, Yasemin 24 günde bitirirse bir günde 1 bölü 24'ünü bitirir. İkisi, pardon, üçü kaç gün çalışmalı ki işin 19 bölü 24'ü bitmedi. 3'ü beraber kaç gün çalışmalı ki işin 19 bölü 24'ü bitmeli? Şimdi 6, 18 ve 24 kaçta eşitleniyor? Bakalım ekoklarına bakıyoruz. 2'ye böldüm. 2'ye bölünen var hala. 3'e böleceğim mecburen. 3'e böldüm. 1. Burası 9 yaptı. Bu üçünün çarpımında 8. Yani ekokları 72 mi çıktı? 72 olması için 12, 4 ve 3 ile çarpmam lazım. Burası 12 bölü 72 yaptı. Burası 4 bölü 72. Burası da 3 bölü 72 yapar. Şu an görüyorsunuz ki parantezin içinin paydaları aynı. Pay kısımlarını toplarsam 12, 4 daha 16, 3 ile topladım. 19. Pratik olarak yandan 19'ları sadeleştirebilirsiniz. 72 ile de 24 sadeleşir. 24'e böldüm. 24'e böldüm. X kere 1 x bölü 3, 1 bölü 1 çıktı. X kere 1 x, 3 kere 1'den 3 gün olarak bulunur. Gördüğünüz gibi.
Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.